Evet, bir kez daha merhaba. Solar Bay Paralik. Çok teşekkür ediyoruz Solar Bay Paralik'e. Zafer Küpeş'te, tabii ki Korkuluk ve Küpeş'te de bir numaralı markamız. Arden Hellim'i masadan eksik etmiyoruz. Ramazan da başlıyor. Seven Air Travel, mutlaka tatile gideceğimiz günler yakındır. Seven Air Travel Hamitköy'de ve Alsancak'ta. Ve Selba Homes, Selba Homes. Selamımızı verdik Selba Homes'a, Selba Homes'a teşekkürlerimizle. Vestel, her gün kucak kucağıyız. Afrodit Wellness and Spa yanımızda, yanında. Dün öyle fotoğraflar var oradan çekilmiş. Cihan Erdoğan gönderdi bana, inanamazsınız. Gazi Veranda gün batımı olacak gibi bir şey değil. Yeşil Dal kanalizasyon sistemleri, sıkıntı varsa arıyorsunuz sosyal medyadan. Çangar Motors'a sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Akayoptik, Lefkoşa'da Mehmet Akayoptik Mausa'da Vizyon 2000 pek yakında yine açılıyor tabii ki. Ve Intergaz, gaz sıkıntınız varsa 444-55-44'ü arayın, eve gelsin. Arayın 444-55-44'ü, Intergaz mavi tüpçüğünüzü eve getirsin. Ecvet Kanatlı hocam günaydın. Cihan Erdoğan teşekkürler. Aysın Öztürk müdürüm günaydınlar. Cengiz Gusella kardeşim günaydınlar. Kaya Menteşoğlu Los Angeles'tan bize selamlar ediyor. Los Angeles'tan baba oğul oturduk, memleket haberleri dinliyoruz. Kaya ve Koray'dan da selamlar var. Kaya ve Koray, Kaya Menteşoğlu ve Koray Menteşoğlu'na selamlarımızı ilettik. Şaban Avcıl, deniz sezonu geldi. Bilgin varsa bir açıklama, bilgin varsa diyor, açıklama yapan bize, bu virüsün denizle ilgisi var mı? Yani yarından sonra serinlemek için akın edecek insanlar, sokağa çıkma yasağı var, denize daha giremezsiniz. Ama bilim insanlarının denize girin de geçer diye bir o şeyini okumuş değilim, bilgim yok. Bir televizyon kanalında bir konuşma yaptı biri, adını dahi anmak istemem. Merak ederim Can Can diyor bu konudaki görüşlerinizi. Ben kimse hakkında konuşmam, yorum yapmam. Herkesi çok seviyorum. Serhat, is a known fact that you're saying, but Tacho and his friends just want to be head over Banana Republic for personal benefit diyor. Personal benefit, Serap Cafer Santos eleştiriyor. Ahmet Gürer Alp, demişsin, ben daha üşümüşmüş diyorum. Hakan Özpolat, Reşat Çıdam, acaba diyor KKTC yeni dünyanına, dünya düzenine hazır mı? Hazırsa nasıl hazırdır? Tüm ülkeler bu yeni dünya için çırpışıyor, çarpışıyor diyor, çalışıyor, çırpınıyor. Rıfat Tarhan Türkiye'den günaydın demiş bizlere. Evet, açılımlar için acele etmemek şart. Bu yorumu okuyoruz. Sonra gazetelerimize geçeceğiz, ön sayfalara. Serhat İncirli'nin bugünkü yazısı Haberci gazetesinde, internette var. Biraz sonra gündem Kıbrıs'ta da olacak. Birçok ülke koronavirüs tedbirlerini yumuşatmaya başladı. Hatta vaka sayısı açısından Avrupa'nın rekortmen ülkeleri bu tedbirleri yumuşatmayı konuşuyor. Neden? Çünkü tabiri caizse birçok kişiye göre tedbirler yumuşatılmasa da, yumuşatılsa da insanlar ölecek. Bu yüzden. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şu anda savaş vardır ve bu savaştan gayet iyi çıkma ihtimalimiz yüksektir. Ama peki ya sonrası? Ekonomik savaş. Hani 1974'ü kazandık ama sonrasında tamamen döküldük ya. Dökülmedik mi? Dökülmeyenler olabilir elbette. Ganimetten köşe dönen olmuştur mutlaka. Ve hala o ganimeti yiyenler olabilir. Ama kabul etmek şarttır ki 1974 sonrasını yönetemedik. Şimdi durum daha da kötüdür. Artık ganimet de yok. Dolayısıyla koronavirüs bağlantılı ölümleri önleme başarısı büyük zafer olur ama sonrasını toparlayamazsak kesinlikle yoksullaşırız. Hem de çok ciddi anlamda. Haklı veya haksız tartışmasına girmeye gerek yok.
birçok kişi yavaş yavaş açılımlar başlasın demeye başladı. Buna karar verecek olan ve sorumlusu da Sağlık Bakanlığı ile hükümettir. Yavaş yavaş açılımlara hazır mıyız, değil miyiz? Kesinlikle önerilen maske takma olayı dün Lefkoşa'yı dolaştım. Çok ciddi oranda dikkate alınmıyor. Kimse sallamıyor. Bu arada belirtmekte fayda var. Sokağa çıkma yasağını veya evde kal uygulamasını takmayanların sayısı da ciddi anlamda artmıştır. Dünyada veya Avrupa'da yavaş yavaş açılımı savunanların sayısı çok fazlalaşmaya başladı. Karşı olanların sayısı da az değil. Özellikle yavaş yavaş açılıma karşı olan çevrelerin en büyük endişesi nedir? Bu soru çok önemli. Endişe ikinci dalga, hatta üçüncü, dördüncü dalgayı da yaratabilecek bulaşma ve yayılma riskidir. Bu riski en alt seviyeye, hatta sıfıra indirmeden açılmaya karşı olanlar mı haklıdır, yoksa yavaş yavaş açılmak şarttır, kaçınılmazdır diyenler mi? Buna karar vermek kolay değil. Kararı özellikle sağlıkla alakalı bilen insanlara danışarak hükümet verecek diye düşünüyorum ve bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1918 yılında 50 milyon insanın ölümüne sebep olan salgın çok önemli bir örnektir. Salgın, birden fazla dalgasının olabileceğinin en bilinen kanıtı 1918'deki grip salgınıdır. Sonradan gelen dalgalar ilk dalgadan çok daha öldürücü olmuştur. 1957 ve 68'de dünya yine öldürücü grip salgınlarını yaşadı ve tüm kaynaklar bu salgınlarda ikinci ve üçüncü dalgaların daha öldürücü olduğunu yazıyor. 2009'da Hebir Nebir denen grip pandemisini birlikte yaşadık. Nisan ayında ilk kez görüldü, bitti dendiği anda sonbaharda bir daha vurdu. Uzmanlar diyor ki, aşı ile birlikte insanlardaki bağışıklığın gelişmesi söz konusu olmadan bu pandeminin önüne geçilemez. Ve aynı uzmanlar öneriyor ki, yavaş yavaş da olsa açılım konusunda aceleci davranmayın. Dün bile Lefkoşa'daki sokakta maskesiz insan sayısı çok yüksekti. İnsanımızın veya KKTC'deki insanların maske takarak, hijyene dikkat ederek, sosyal mesafeyi koruyarak davranması ne kadar mümkündür? Bu konuda ne kadar eğitimli, kültürlü, duyarlı, bilinçli ve kuralcı bir toplumuz? Bu soruya hamasi yanıt vermek ciddi sıkıntıyla mücadelede komik olmaktır. Test sayımız çok azdır, yetersizdir. Bu salgınla yeterince mücadele edemiyoruz demektir. Pandemi hastanemiz neresidir? Ne kadar yeterlidir? Laboratuvarlarımızın durumu nedir? Mausa'da yapılan test hatalı mı çıkmıştır, yoksa Lefkoşa'daki test mi hatalıydı? Şu anda açık olan iş yerlerinde çalışanlara test yapıldı mı? Dün benzincide durdum, sordum yapıldı mı diye, adamların haberi yok. Markette, kasapta sordum, yapılmadı. Eczacı bir arkadaşa sordum, yapılmadı dedi. Son olarak görüşümü belirtmek istiyorum. Eldeki zavallı olanaklarımızla mümkün olduğunca iyi götürdük. Sağlıkta çok daha güçlü ve etkili bir yapı kurmak için canımızı dişimize takalım. Bekledik, çok az daha bekleyip ondan sonra yavaş yavaş açalım diyorum. Neyse, aşı ve yaygın bir bağışıklık yoksa, koronavirüsün dalgalarının önüne geçilemeyeceği
net bir şekilde açıklanmaktadır. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, daha en kötüsünü yaşamadık. Sonuç, açılımlar için acele etmemek şart. Bu benim kendi görüşüm. Evet, Taner Özberkan abi günaydın. Günaydınlar Taner abiciğim. Kemal Zayim, Aysin Öztürak. Evet. Ozan Dağlı test 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 diye yazmış. Ozan Dağlı, katılıyorum. Her gün yazıyorum, okumuyorsun. Bir aydır evde, kimse sordu mu Güney'de çalışanı? Bir de telefonları kesecek. Çok yazık, ayıp, ne yapalım? Hasan Mülayim, her gün yazan da okumam diyorsun ama yok be abi, okurum her gün yazılanları mümkün olduğunca. Kaçırmış olma ihtimalim var ama bir daha okuyayım seninkini. Okumuyorsun diyor, bir aydır evde, kimse sordu mu Güney'de çalışanları? Bir de telefonları keseceklermiş. Çok yazıp, çok yazık, ayıp, ne yapalım diyor Hasan Mülayim. Evet, Melek Baştuğ günaydınlar demiş bizlere. Buruşak Şivan, ben Türkiye'den Yılmaz Çınar. KKTC'de cezaevindeki hijyen koşulları yetersizdir. Dezenfekte ilaçlarının içine gereğinden fazla su katılıp bir koğuşa dağıtılması, gereken miktar 3-4 koğuş birden ilaçlanıyor. Koğuşlarda zaten gereğinden fazla insan kalmaktadır. İlaçların etkisini azalmaktadır. Virüsün yayılmasına göz yummaktadır. Bazı gardiyanlar maske ve eldiven kullanmamaktadır. Nerede bunun önlem alması diye soruyor. Türkiye'den Yılmaz Çınar. Cezaevinde ölüm orucu devam ediyor. Bugün 6. gün, durumlarından endişe ediyoruz. Elif Eskiörük söylemiş. Bu konuda benim de çok ciddi endişelerim var. İnşallah bir hal çaresi bulunur. Oktay Beyaztaş günaydın. Kemal Zayim kardeşim günaydınlar. Günaydınlar Erdinç Ökten. Ne kadar çok test, o kadar çok vaka. Gerçek olan budur demiş Erdinç Ökten. Ve biz şimdi gazetelerimize bir bakalım. Gazetelerimizde bugün neler var? Önce bir dijitallerden başlayalım. Dijitallerden başlayalım. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, dijitaller sonra elimizde. Önce Nacak gazetesine bir bakalım. İnternetten gönderiyor bize Aydın abi bunu. Hemen bakalım. Hükümetten para istediler. Vergilerini ve kumarhane imtiyaz izin ücretlerini ödemeyen kumarhane sahipleri hükümetin kapısına dayandı. Hükümetten para istediler diyor bugün. Ve Hürriş, Aksa'nın Sağlık Bakanlığı'na 2,5 milyon TL bağışta bulunmasını değerlendirdi. Göz boyamak amacını taşıyor. Virüsü siyasi puan toplamak için kullanmayalım diyor Sayın Kudret Özersay, çok güzel söylüyor. Yatay seyir devam ederse tedbirler yumuşatılacak dedi Başbakan Ersin Tatar. Bunlar Nacak gazetesindeydi. Haberci gazetesi bugün manşetinde hepimize ders olsun başlığını kullandı Ali Pilli Bakanımız. Koronavirüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren atılan tüm adımları, alınan tüm kararları mecliste anlattı ve vurguladı. Hepimize ders olsun diyor. 22.766 kişi maaş desteğine başvurdu ve bütün adada toplam 892 vaka varmış. Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs sürecinin kavga etmek için harcanmaması gerektiğini söyledi. Siyaseti bir kenara bırakalım dedi. Yasemin Öztürk, Akıncı dedi, çeler fena kükredi. Evet, bu da habercide haber olarak yer aldı. Maskeliler, Afrika gazetesinin manşeti. Meclis ilk maskeli toplantısını yaptı. Milletvekilleri toplantıya maskeyle katıldı. Sosyal mesafe kuralına uydu. Siyasi parti başkanlarına 15'er, milletvekillerine 5'er dakika konuşma süresi verildi. Hastane yağmalandı mı yağmalanmadı mı? Dün doktor Sonuç Büyük bunu
sanki söyler gibi oldu, sonra vazgeçti ama Doktor Ali Çaygür müsteşarımız o konuda açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı müsteşarı. Kullanımdan dolayı bitmiş olabilir diyor, aşırı kullanımdan dolayı. Devam ediyoruz Hakikat gazetesine. Üretmeyen toplumların yok olacağını yaşayarak öğrendik diyor Dursun Oğuz bakanımız. AKSA ile yapılan alım garantisi iptal edilmeli, Hürriş'in açıklaması burada da yer almış. Sektörler kriterlerle yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacak diyor Kudret Özesay Hakikat'ın ön sayfasında. Evet, mecliste virüs tartışması bir aylık aradan sonra ilk kez toplanan mecliste iktidar ve muhalefet kozlarını paylaştığı Star Kıbrıs'ın ön sayfasında ve Kubilay Başkan var, AKSA hükümete siyasi rüşvet verdi diyor. Bugün o da eleştiriyor. Halkın Sesi hükümet yalnız kaldı manşetiyle yayınlandı bugün. Meclis koronavirüsün yarattığı olağan dışı durumu konuşmak için toplandı. Salgının ilk dönemini alınan kararlarla hükümete destek veren muhalefet partileri icraatlara artık hükümetin güven vermediğini vurguladı. Ana muhalefet lideri Erhürman, olmayan kriz yönetimine güven bitti. Yapılması gereken hiçbir şeyi yapmıyorsunuz, artık yeter dedi. Geliniz kısa, orta, uzun vadeli çalışalım diye çağrı yaptı. TDP Genel Başkanı Özyiğit, pandeminin günübirlik yönetilmeye çalışıldığını, hükümetin kriz nasıl yönetilmez anlamında ders verdiğini söyledi. Her kafadan bir ses çıkıyor dedi. Bugün telefonumuz çalıyor. Efendim. Buyurun Yıldırım Bey, canlı yayına mı katılmak istiyorsunuz? Tabii, bir dakikacık. Hemen alalım. Yıldırım Çoban var telefon hattımızda. Türkiye'den bizi arıyor. Buyurun Yıldırım Bey. Efendim, programda sürekli takip ediyoruz. Gerçekten de bütün konulara olağanüstü bir şekilde değiniyorsunuz, duyarlı bir şekilde. Özellikle kakatecilik cezaevinde bulunan insanların televizyonu istersen kapat Yıldırım Çoban. Alo. Alo. Günaydın Serhan Bey. Günaydın. Yakınınız mı var hapishanede? Aynen. Yeğenim Baver Çoban. Evet. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine bu konuda bir başvuruda bulundunuz mu iadeleri konusunda? Tabii ki. Tabii ki. Ne cevap verdiler size? Onlar da Kıbrıs hükümetinin bu konuda girişim yapmasını beklediklerini söylüyorlar. Ancak dün ben Ersin Tatar'la, başbakanla telefon görüşmesi yaptım. Kendisi meclisteydi. Kendisi de bunun tersini söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin bizden istemelerini bekliyoruz. Ama Erhan Arıklı şöyle diyor. Konsolosluğa sormuşuz. Bizim böyle bir talebimiz olmamış diye. Yani ortada bir koordinasyon sıkıntısı var aslında. Kesinlikle, bir eksiklik var. Kesinlikle bir çelişki var. Yani acaba kim istemiyor? Evet. Ersin Tatar'ın dediğine göre Türkiye Cumhuriyeti istemiyor. Erhan Arıklı'nın dediğine göre Türkiye Cumhuriyeti istiyor. Kıbrıs hükümeti istemiyor. Evet. Gerçekten bir yetersizlik var ortada. Evet. Türkiye Cumhuriyeti nezdinde de girişimde bulunduk efendim. Gerek CHP olsun gerek AKP olsun. Milletvekillerine belirttik. Milletvekilleri de bu yönde bir çalışmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini söylediler. İnşallah en kısa sürede buradaki bütün Türkiye'li mahkumlar ve tutuklular tabii ki iade edilir. Çünkü hapishanede sosyal mesafenin korunması gereken bir noktaya gelinmesi lazım. Bizde de ihtiyaç var küçük bir de olsa af şeklinde bir düzenlemeye. Yıldırım Çoban çok teşekkür ediyoruz. Allah kurtarsın yakınınızı. Eminim bir şeyler yaparlar inşallah diye düşünüyoruz. Serhan Bey, buyurun. Özür dilerim. Zamanım varsa bir şey söyleyecektim. Bunu
benim orada mahkemede onun arkadaşları hepsi insanlar. Dolayısıyla hepsinin adilane bir şekilde tahliye edilmelerini ve sağlıklı bir şekilde çok sağlıksız ortamlarda yaşıyorlar. Evet. Bunun bir şekilde giderilmesi temennimizdir efendim. Tüm mahkumlar için geçerlidir. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Saygılarımı sunuyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Saygılar efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet. Tabii ki insanlar yakınlarının sağlıksız bir ortamda yaşamasını istemez. Engin Destur var telefon hattımızda. Buyurun Engin Bey. Kesildi galiba. Evet, biz devam edelim. Engin Destur. Kenan Örgen kardeşim. Serhat'ım, Gardaç'cığım, Lefke'den günaydın. Ülkemize sağlık dolu bir gün, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim sevgili Kenan Örgen. İyi Lefke'den selamlar ediyor bize. İbrahim Sönmez, petrol fiyatları neden düşmüyor dedi. Petrol fiyatları düşmüyor çünkü alıcısı yok. Çok alıcısı olsa herhalde düşecek diye düşünüyorum. Bilmediğim konularda konuşmak istemem ama petrol fiyatları, toptan petrol fiyatları yani varil fiyatları çok düştü. Bizde de düşmesi gerekir beklentisi var. İnşallah bence de olur. Şükrü Türkeön keyifle muhalefet de olsak hükümetin yalnız bırakıldığını düşünüyorum. Şükrü Türkeön hükümet yalnız bırakılmamalı diyor. Katılıyorum. Günaydın Serhat Bey, Güzelyurt'tan Halil Kamburcat selamlar etti. Maske tespit edilmediğini, takılmadığını tespit ettin ama 1500 TL alan bir aile 10 TL 50 adet alınan maskeye 225 TL bunun denetleseler insanlar alır takar. Ecvet Ali Kanatlı kardeşciğim yapın evde. Evet, Engin Destur var telefon hattımızda. Evde maske yapılabilir. Evet, buyurun Engin Bey. Günaydın Serhat'ım, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz iyisiniz inşallah. Şöyle bir konu vardı. Bu geçtiğimiz bu günde, zor günlerde maalesef devlet daireleri insanlara yalan söyledi. Benim başıma bir olay geldi geçen gün. Onu anlatmak istedim, onu söylemek istedim. Bütün kamuoyu oyda bunları dinlesin de söylerim ki yani insanlara bu kadar yalan, yanlış bilgi vermesinler. Geçen gün ben şeye gittim, sosyal sigortalara gittim. Sosyal sigortalara yatırımlarımız vardır. Dedim ki biz bu parayı yatıramıyoruz, ne yapacak dedim. Bunların dedim herhangi bir cezai müeydesi var mı? Yok dediler. Ceza falan almayacak dediler ama öteleyecek daha ileride ödeyesiniz. Dedik tamam. Dün benim bir arkadaşım gitti ödesin ve cezalı ödedi. Yani bu ikilem niye? Bu kadar insanlar kötü durumdayken bir de ceza ödesinler. Acaba neye dayanarak bunları yaparlar? Söyleseler doğrudan insanlara... Biz bu parayı isterik. Eğer siz ödemezseniz biz bir ceza ödeyeceğiz. Yani ödemek zorunda kalacaksınız. Neden bir iki gün önce biz ceza istemeyi almayacak diye söylerler. Ertesi gün de dönerler. Cezalı talep ederler parayı. Yani böyle bir ikilem, böyle bir zor günlerden geçen bir toplumu zaten insanların cebinde para da kalmadı. İşe de gidemiyoruz. Hiçbirimiz, hepsimiz evde kapalı kaldık ve kazancımız yoktu. Bir de bunların cezayla ne alakası olduğunu nasıl yani bu kadar vahşi bir gerek duyarlar. Ya doğrudan söylesinler insanlara, desinler ki kardeşim siz bu parayı ödemek zorundasınız. Ödemezseniz bu cezayı alacak sizden. Ama bir gün önce bize söylerler ki ceza alınmayacak. Bir gün sonra da gider arkadaşımız ve cezalı öder. Yani bunun gibi mesela bu Sayın Destur. Sayın Destur. Seferleri içinde bu geçerlidir. Konuyu biz bu konuda yani bu devlet biz yani halkına yardım mı yapacak yoksa bu halk bu devlet
bu insanlara ceza mı kesecek diye düşünürüm ben ne yapacak yani bu ikilem içinde. Lütfen bu doğru açıklasınlar. Bunun yalanı yanlışı olamaz ya. Desinler ki biz bu parayı alacağız, cezalı da olsa alacak. Çoğu arabaların, bakın çoğu arabaların muayeneleri geldi. Bu insanlar kapalıdır, yani daireler kapalıdır. Vereceklerimiz var, alacaklarımız vardır. Yani bu cezalı ya da işte belediye su parasıdır, elektrik parasıdır, bilmem şu parasıdır. Yani bunlar hep cezalı mı olacaklar? Yoksa bir takım şeylerden geçecek miyiz yani biz? Yani bize, yani halka bunlar bir kolaylık sağlayacaklar mı? Bunları söylesinler ama doğrusunu söylesinler. Sosyal sigortalardaki gibi yalan yanlış beyanat vermesinler. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Evet, Engin Destur, çok güzel bir konu tabii ki bu konu. İnşallah Sayın Bakan'ın bu konuda bilgisi, haberi vardır. Evet, Havadis gazetesi, Havadis'e ulaşan sağlık çalışanları diyor, pandemi hastanesinin deposundan binlerce tıbbi malzemenin kaybolduğunu, olayın idarede istifayı gündeme getirdiğini iddia etti. Hastane idaresi iddiaları yalanladı diyor bugün. Havadis gazetesi ön sayfasında bunları yazdı. Başbakanlık COVID-19 Koordinasyon Komitesi Başkanı Dr. Siber Siber, bazı ithalatçıların pandemi öncesi ülkeye getirdiği 1 milyon maske ve tulumu yurt dışına satıldığını teyit ettiklerini açıkladı. Bu da ilginç bir durum. Bu maske konusunda sanki hükümet değil de başkaları karar veriyormuş gibi dedikodular da var. Pembe Kurtaran Kartal, günaydın. Evet, esas salgın mecliste hoşgörüsüzlük diyor bugün Volkan gazetesi ve manşet meclis allem gallem. Bugün Sayın Doğuş Derya'yı bir tek Kıbrıs manşetinin sür manşetine getirmiş, harcamalar kalem kalem açıklansın diyor. Evet, şu ana kadar Aksa'da hiçbir değişiklik olmadığını, bakanların kendi yetkileri dahilinde olan şeyler konusunda halka şikayetçi olduklarını kaydetti. CTP milletvekili Doğuş Derya, hayatta verilen kararların dünya görüşüyle ilgili olduğunu, hükümetin verdiği kararların siyasetle ilgili olduğunu söyledi. Derya, kolona taşınma konusunun maliyetleri hakkında bilgi istedi. Yakında üniversitesinde alınan hizmetlerin maliyeti hakkında da bilgi istedi. Akşam biz de sorduk bunu, akşam Kanal T'de Sayın Olgun Amcaoğlu'na rakamlarla açıkladı. Hüseyin Akarsoy, seyir sefer harçları, muayene harçları, elektrik, su, telefon ücretlerine gecikme cezası alınması hiçbir AB ülkesinde uygulanmaz. Amaç insanları cezalandırmak olmamalı diyor. Eğer buna gecikme zammı uygulayacaksa hükümet, buradan açık çağrımdır bütün vatandaşa, hiçbir şey ödemeyin bakayım ne olacak diye tabii ki olabilir. Yani doğru zamanda doğru kararlar aldık diyor Ersin Tatar bugün Güneş'te. Evet. Başbakan Tatar, BRT'de soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bir ay içinde 22 bin vaka çıkacağını iddia ettiğine dikkat çekti. Bekledikleri olmadı diyor. Ömer Çelik, Başbakan Tatar'ın ifade ettiği gibi bütün gücümüzle KDC'nin yanındayız diyor AK Parti sözcüsü. Cumhuriyet Meclisi'nde koronavirüsü konuştuk. Hürriş, Kıptek %40 indirim yapmalı diyor bugün. Başbakan Tatar, stoklarda ilaç sıkıntısı yoktur diyor. KİTAMS Başkanı, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Bengihan, risk altında bulunan kişilere neden hala test yapılmadığını söylüyor, soruyor bugün. Ünal Üstel, haber atördeydi, detayda Ünal Üstel var, turizm sektörünü kontrollü şekilde açmayı planlıyoruz diyor da. Turistler nasıl gelecek? Denktaş, diğer ülkelerde açıldı örneklerine itibar edilmemesi gerekir dedi Serdar Denktaş. Kudret Özersay, sektörler kriterlerle yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacak dedi. Erhürman, ekonomi için kriz merkezi oluşturun diyor. Sıla Usar İncirli, devlet bir hastaneyi yapamayacak durumundaysa biz ne yapıyoruz diye soruyor. Özlem Yakutoğlu Yağız, günaydın demiş bizlere.
Evet. Yasin Kurt kardeşim, KKTC ve Türkiye düşmanı, İngiliz ajanı, Rumcu Serhat diyor. Yasin öyle demiş. Bu da ilginç tabii ki. Aman. KKTC ve Türkiye düşmanı, İngiliz ajanı, Rumcu. Aynen böyle diyor bu arkadaş. Çok hoşuma gidiyor bu yorum. Bayılıyorum. Evet. Gah be İngiliz, yolla be maaşımı be. Evet. Abi arıyoruz cezaevini, yakınlarımızı merak ediyoruz. Bazı gardiyanlar telefonları suratımıza kapatıyorlar. Kaç keredir böyle yapıyorlar. Dün Lefkoşa Büyükelçiliği ile görüştük. Oradaki beyefendi, İçişleri Bakanı onay vermiyor prensip kararından dolayı dedi. Biz de çabalıyoruz ama reddediyor. İçişleri Bakanı diyor. Böyle de bir haber var bugün şu an burada. İnşallah etmez. Yahu yani koyun gemiye Türkiye'den gelen mahkumu, tutukluyu gitsin geri yani. Yani orada gitsin. Alın isimciklerini, kadrocuklarını bir daha koymayın geriye. Değil mi yani? Evet. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Serap Cafer, Santos, Ünal Bey'i eleştiriyor. Gülerim diyor. Yani turizm konusunda. Burada da önceliğimiz iç turizm diyor Ünal Üstel Bakanımız. Önceliğimiz iç turizm. 30 Nisan'dan sonra bazı sektörleri açmayı hedeflediklerini söyledi. İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Doktor Yonca Morris, dünyada COVID-19 ile mücadelede deneysel olarak kullanılan hidroksiklorin ve klorokin isimli ilaçların önemli bir rol oynadığını belirtti. Tedavide önemli rolleri var diyor. Bugün salgını düşünen yok, siyasete devam dedi. Yeni Bakış yorumladı. Londra'dan günaydınlar, hayırlı yayınlar. Londra'da sıcaklar yükseldi. Millet parkta tatil yapar. Allah acısın bizleri, sokağa çıkmayı unuttuk diyor. Şey, unuttular diyor, sokağa çıkmak unutuldu. Yusuf Kadir Beyleroğlu, siz evde kalın. Ve Kıbrıs gazetesindeyiz. Mecliste gündem koronavirüstü, sür manşetiyle verildi. Başbakan Tatar, doğru zamanda iç borçlanmaya gidilebilir diyor. Başbakan Yardımcısı Özersay, sektörler kriterlerle yeni yaşam tarzı belirlenerek açılacak. Ana muhalefet lideri Erhürman, ekonomi için kriz merkezi oluşturulsun. Katkıya hazırız dedik ama dikkate alınmadı diyor Cemal Özyiğit. Hükümet ekonomiyi iyi yönetemedi diyor Erhan Arıklı ve Fikri Ataoğlu, muhalefetin iyi niyeti suistimal edildi dedi bugün. Manşette psikolojimiz bozuldu diyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi desteğine başvuru oranı %20. Genel öneriler her insan için geçerli değildir. Bugün bu haber manşette. Ve Kıbrıs'a konuşan Lefkoşa Doktor Burhan Almatoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, hastanenin deposunun boşaltıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Koronavirüs öncesinde başka sebeplerle düşündüğü istifasını ertelediğini açıkladı. Bu kritik süreçte istifa kararımı askıya almış durumdayım ve tüm çabamla görevimin başındayım dedi. Koronavirüs yasakları trafiği rahatlattı. Evet, 5G teknolojisinin virüsü yaydığı iddiaları hala devam ediyor dedi bugün. Fake news dedi Serap Cafer Santos. Yani doğru değil, Londra'da parklara taşındı herkes. Ne iç turizmi? Çıçıcımızda don mu kaldı, bir de tatile gidelim. Dövizden haberi var mı diyor Sayın Bakanın. Evet, dövizden haberi var mı diyor Sayın Lika Şemmedi. Biz de bakalım bugün. Şu anda İngiliz sterlini 7-8,58 civarında. İngiliz sterlini 8,58 civarında, Euro 7,58 civarında ve Amerikanos Dolaros Trump Money, Trump'in parası 6,98. Neredeyse 7 olmuş durumda dolar. Bakalım ne olacak diyor Diyalog gazetesi bugün.
Hükümetin özelde çalışanlara 1500 TL ödemesiyle ilgili karara bazı bankalar uymadı. Bakalım ne olacak diyor. Bakanlar Kurulu toplantısında konuyu ele alacaklarmış diyor Sayın Sucuoğlu. Yerel bankalardan bir tanesi ve bazı Türkiye bankalarının sisteme uyum sağlamadığını ifade etti. Söz konusu bankalarda hesabı bulunanların kayıt yapmakta zorlandığını söyledi. Necip Güryeler isimli üretici koronavirüs yüzünden haftada 20 bin çiçeği çöpe atıyor. Çiçekler çöpe dökülmesin. Abi koy bir kamyoncuğa izin al, gel böyle Lefkoşa'ya herkese çiçek dağıt. Git Girne'ye bir herkese çiçek dağıt. Yaşlılar kapısının önüne koy, koysunlar vazoya. Herkes şey yapsın. Bilmem yani ne yapacağız? Evet. Hapishanede 6. gün ölüm orucu devam ediyor. Yemek almıyor, yemek yemiyorlar. Merak etmeyin, çok iyiler diyorlar. Dalga geçer gibi diyor, bizimle konuşuyorlar. TC vatandaşlarını göndermek bu kadar mı zor? Bu ülke için insanlar hayakat bu kadar mı uzun? Aileler perişan halde demiş tekrar. Mesajlar bitmek bilmiyor o konuda, söyleyelim. Taksiye binerek gezdi tozdu. Muhammed Ali Ahmet Al-Hadiri iki tane 200'lük sahte banknot verdi. Üstünden 160 TL hakiki para aldı. Diyalog gazetesinde bu haber Kafa Dinamo başlığıyla verildi. Kafa Dinamo. Günün başlıcığı. Güzel Yurt'ta park halindeki araçta ele geçirilen hap ve eroinle ilgili bir kişi daha tutuklanmış. KKTC Din İşleri Başkanlığı imsakiyesi. Bakalım bizde bu imsakiyeye bugün nerededir? Sayın Halil Ergin vefat etmiş bu arada. Allah rahmet eylesin. Halil Ergin bugün toprağa verilecek. Arkın Köseoğlu, dünyadaki insanlar sabır testinden geçiyor. Lütfen evde kalalım sevdiklerimiz için diyor. Türkiye ile yasalarımız farklıdır. Şu anda af çıktı, tecavüzcüleri bile salıyorlar. Kıbrıs'taki mahkumları iade etmek ne kadar doğru olur diyor. Özlem Yakutoğlu. Evet. Özlem Yakutoğlu yaz demiş bunu. Bilmiyorum, bence iade etmek kolaylık olur. Çok kolaylık olur. Gelişlerine ömür boyu yasak koyacaksın gönder. Hayırca böyle. Güle güle anlamında. Ve burada da insana karşı suç işlememiş olanlarla ilgili bir düzenleme yap. Hapishanede sosyal mesafeyi koru. Gönüllerimizin kahramanı ol hükümet. Budur istediğimiz yani, dün konuşulmadı bile. Herkes korkuyor bu konuyu konuşmaya. Katilleri serbest bırakacaksınız. O bu değil, alakası yok ya. Sosyal mesafeyi yaratacak ve hijyeni sağlayacak. Gardiyanları da toplumu da koruyacak. Bu kadar. Diyemez mi bunu biri? Evet. 24 Nisan Cuma ilk oruç tutulacak. Öyle yazıyor burada. Sabah 04.26'da sahur ve 20.54'te, özür dilerim, iftar da 19.35'te. Allah kabul etsin, 24'ünde Cuma günü, yani 23'ünün gecesi teravih kılınacak yarın akşam. Evet, Diyalog Gazetesi'ne de baktık, Yeni Düzen Gazetesi'ndeyiz. Ekonomi için kriz masası şart. Meclis COVID-19 sürecini konuştu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür kayıp tıbbi malzeme açıklaması yaptı. 195 bin adet eldiven, 7200 civarında N95 özellikli maske, 22.700 adet galoş, 7.768 adet tulum kullanıldı. 195.000 eldivenin 25.000'i sadece Nalbantoğlu'na gitti.
Evet. Bir firma 15 ton el dezenfektanı istedi, izin verilmedi. Nereye satacaklarını sorduk. Adaya satmakla bitiremezler. Hırsızlık yok, aşırı kullanım var dedi, diyor. Bugün biz bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra İngiliz gazetelerine bakacağız. Ayrılmayın.